Günaydın. Bugün pazartesi günü ve yeni bir hafta, yeni bir gün. Ben de dedim ki böyle bir vloga başlayayım. Bir günde neler yapıyorum, günlük online eğitim rutinimi sizlerle de paylaşmak istedim. O zaman başlayalım. Sonra da şunu, bunu zaten biliyorsunuzdur yani. Bununla böyle saçlarıma şekil veriyorum ve gün içinde böyle bunu genelde kullanıyorum. Çünkü saçlarım benim çok çabuk kabarıyor gerçekten. Saçlarımı bu yüzden hiç sevmiyorum. Yani kabarma olayı benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama kıvırcık olması da tabii bir taraftan hoşuma gidiyor. Çünkü düz saçı kendime hiç yakıştırmıyorum. Saçlarımıza şöyle şekil verelim. Zaten bugün sunumum var malum. İnsan içine çıkacağım. Neyse çok önemli değil ama böyle önemsiyesi geliyor insanın. Niye bilmiyorum. Biliyorum tabii niye oldu. Çok mantıklı bir sebebi var aslında. Şöyle tamam. Bu saçlar kurumaya dursun. Hadi mutfağa. Fazla var. Ben de böyle bir 20 dakika 25 dakika kitap okuyayım dedim. Şu an okuduğum kitap bu. Bunu benim ilk videomda görebilirsiniz aslında. Kadıköy'den aldığım kitaplardan biriydi. Simyacı'yı bitirdim. Şimdi de bundayım. Buna da daha yeni başladım zaten. O zaman görüşürüz. Bay bay. Evet selam. Dersime böyle 15 dakika falan var. Ben de hemen böyle ajandamı doldurayım dedim. Hem de size böyle ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Bu tavsiyem de Aposto. Aposto şöyle bir şey, işte her gün günlük böyle haber sitesi gibi düşünün. Ama şöyle güzel bir tarafı var. Siz abone olmadan önce hangi işte ne bileyim kültür, tarih, teknoloji neleri ilgi duyuyorsanız bunu baştan böyle işaretliyorsunuz. Size ona göre haber gönderiyor. Mesela ben işte teknoloji, İstanbul'la ilgili, finans, hani bunlarla ilgili bir şeyler bunları işaretlemiştim ve bana da her gün bunlarla ilgili haber geliyor. Saat böyle sabah geldiği için çok hoşuma gidiyor. Sabah böyle uyanınca böyle derse girmeden ona bir şöyle göz gezdiriyorum. Ondan sonra işte ne yapacaksam işte ona başlıyorum. Çünkü şöyle bir şey var, ben Instagram'dan ya da ne bileyim işte gazeteden falan haber takip etmiyorum açıkçası. Instagram'dan takip etmememin sebebi çok kötü şeyler paylaşılabiliyor. Gerçekten görmek istemiyorum. O yüzden böyle birçok o haber sayfasını ben engellemişimdir ya da hani ilgilenmiyorum demişimdir. Onun dışında zaten gazete falan okumuyoruz yani. O yüzden bu Aposto'yu çok seviyorum. Her günde mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum. Size de hemen böyle şuraya ekleyeyim. Bakmak isterseniz mutlaka bakın derim, tavsiye ederim. Bugün yapacaklarımı yazdım. Benim bu sene kullandığım markası şu ve böyle bir ajandaydı. Ben aslında şöyle kullandım bu sene ama gerçekten tavsiye etmiyorum bunu. Yani çok kullanışlı bulmuyorum. O yüzden 2021 için aldığım ajanda da bu şekilde değil, spiralli. Bunun da son sayfasındayım. Ben bu aşırı böyle tuhafıma gitti. Yani tuhaf bayağı böyle bütün seneyi bitiriyor olmak garip geldi. Öyle bunu da paylaşmak istedim. Şimdi normalde ben sunumu burada yapacaktım. Yani odamda yapacaktım ama buranın
Buranın interneti çok kötü çekiyor. Ben evin en ücra köşelerinde olduğum için. O yüzden salonda yapayım dedim sunumu. Şimdi oraya gidelim. Hemen böyle birazcık şey yapayım, hazırlık falan yapayım. Sonra derse başlayalım. Dilara, sana da teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, ben size 3... Evet, dersi bitirdik artık. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Aslında bu kahvaltı yani dünyanın en klasik kahvaltısı. Bildiğiniz baya baya süt, yulaf, muz yani. Başka hiçbir özelliği olmayan bir kahvaltı aslında. Evet, şimdi yulafım olmaya dursun. Ben de birazcık sohbet edebilirim sizle. Bugün aslında benim için böyle tamamen rutin bir gün. Yani sabah kalkıyoruz, işte online ders, sunumum vardı bugün, sunum yaptım. Sonra bugün bir ATM'ye gideceğim, dışarı çıkacağım. Hem de çarşamba günü arkadaşlarım buraya geliyor, kahvaltıya gelecekler. Hem de onlarla birlikte kurabiye, bu yılbaşı kurabiyelerinden yapmayı planlıyoruz. Onun için böyle bir kalıp falan alayım diyorum. İşte Migros'ta falan var dediler, oraya bir bakarım. Hem de ATM'ye gideceğim, böyle para yatırmam lazım. Öyle bugün aslında böyle bir gün. Umarım sıkılmıyorsunuzdur izlerken. Ben gerçekten şey yaparken yani çekerken aşırı keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu arada eğer ne bileyim herhangi tavsiye etmek istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada Aposto'yu şuraya koyacağım. Ya yani koymuşumdur büyük ihtimalle önceki video ilk bahsettiğim zaman koymuşumdur. Neyse öyle. İşte bu aslında rutinlerimden birisi de özellikle hani biraz İngilizce çalışmak. Dil hani bunu da aslında rutinlerime eklemek istiyorum. Ama bu rutinden kastım her gün aynı şeyleri böyle sıkıcı olarak yapmak değil. Lütfen hani böyle anlamayın. Çünkü hani bu kadar aynı şeyleri tekrar etmek değil aslında amacım. Sadece şu an böyle o kadar sınırlı yaşıyoruz ki evdeyiz yani yapacak hiçbir şey yok. Kendimize böyle ufak ufak böyle farklılıklar da yaratarak farklı neler yapabiliriz aslında biraz bu. Hem de hani çok geç kalkıyorum normalde. Biraz da hani erken kalkmak istiyorum. Biraz da hani rutinlerime bunu da koymak istiyorum aslında. Hem böyle çekmek size de faydalı olabileceğimi hissettiriyor bana. O yüzden şu an iyi gidiyor benim için. Umarım sizin için de her şey yolundadır ve güzel gidiyordur. Çok sıkıldığınızın da farkındayım. Tabii sıkılıyoruz. Çok fazla kapalıyız sonuçta. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşamıyoruz. Bayağı üzücü. Buradan ben girersem yani çıkamam. Çok üzülüyorum. Aşırı üzülüyorum ben de çünkü. Ama yapacak bir şey yok yani. I mean, she should have known what she was getting into. Absolutely. And what I do with these women should be between. Evet, şimdi evden çıktım. İşte ATM'ye doğru gidiyorum. Bir de dediğim gibi Migros'a uğrayacağım. Şarjım az, o yüzden orada çekerim diye düşünüyorum. Markette biraz çekerim. Evet, ben geldim şimdi kalıplara bakıyorum ama şöyle plastik var. Aslında plastik olması tercih etmiyorum ama başka da opsiyon yok yani. O yüzden galiba almak zorundayım. Alacağım başka da bir şey yok aslında. Bütün işlerimi hallettim şu an. Bunu da aldım. Şimdi gidelim bakalım birazcık dolaşa dolaşa. Şöyle kahvelerden var. Bir tane alayım diyorum. Vanilyalı alalım. Karamelli çok içtim çünkü bir vanilyalıyı deneyelim bakalım. Başka şunlar var. Sonra makalar var. Şöyle gösterebilirim. Neredesin abla? Yusuf dünsüz gittiniz ya. Böyle bunlar.
Evet, yine geldik aynı masanın önüne. Bugün söylediğim gibi bir maske yapmayı planlıyorum. Daha sonra da artık birazcık böyle bir saatliğine bir dil çalışıp sonra da artık yatacağım. O zaman maskeme geçeyim. Şöyle. O zaman sizlere iyi geceler diyebilirim. Ben yine birazcık ders çalışıp sonra da yatmayı planlıyorum. Vlogu burada bitireyim. Benim için aslında güzel bir gündü. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman şimdilik görüşürüz.